kendi uygun bir verimli ders çalışma yöntemi arıyorsan sana bir tavsiyem var. Pomodoro tekniği. Bitirilmek için bekleyen soru bankaları, tamamlaması gereken konular, çözülmesi gereken denemeler, yetiştirilmesi gereken ödevler, yapılması gereken tekrarlar. Hepsini Pomodoro ile son bulacak. Masaya oturduğunda uzun bir süreyi şimdi nereden başlamalıyım, ne ile devam etmeliyim düşünceleriyle geçiriyorsan kendine uygun verimli ders çalışma yöntemi tam oturtmamış olabilirsin. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Kanalın videolarını faydalı buluyorsanız aşağıdaki gibi abone olup bildirimleri açın ve beğenmeyi de ihmal etmeyin. 1. Tarihçesine bakalım. Pomodoro tekniği 1980'lerin sonunda, yani ortalama 41 yıl önce, Francesco Cerullo tarafından geliştirilen bir zaman ayarlama yöntemidir. Cerullo'nun üniversite öğrencisi olarak kullandığı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısının ardından İtalya domates kelimesinin bir pomodoro olduğunu bilir. Peki bu teknikte amaç ne? Zamansızlık hissinin verdiği kaygıyı, gerginliği azaltmak. Daha verimli çalışarak kısa zamanda daha çok iş halletmek. Dikkat dağıtıcılarını elimine etmeyi ve dikkati yoğunlaştırmayı öğretmek. Peki adını bahsettiğimiz bu Pomodoro tekniği nedir? 25 dakikalık kısa süreli çalışma seansının ve bu seansı takip eden 5 dakikalık küçük bir molanın toplamından oluşan 30 dakikalık bir bölüme denmektedir. Pomodoro tekniğini daha verimli hale getirmek için uygulayabileceğin adımlar var. İlk adım, bakalım. Yapmak istediğin uzun kısa tüm hedefleri listele ve bu hedefleri öncelik sırasını belirle. Ardından her birine ayırman gerekecek tahmini süreyi Pomodoro cinsinden belirle. İkinci adım olarak zamanlayıcı 25 dakikaya kuruyorsun, telefonu sessize alıyorsun. Dikkati dağıtmayacak bir yere de koyuyorsun. Artık başlayabilirsin. Üçüncü adım, 25 dakikan bitti bile. Şimdi çalışmalarına dair hiçbir şeyi düşünmeyeceğin, kendine ödüller verebileceğin 5 dakikalık planı yapma zamanı. Bu ne olabilir? Müzik olabilir, yemek olabilir, ufak gecikmeler vesaire olabilir. Ama bu molanın yarım saatlik bir kaçama dönüşmesine sakın izin verme. Ve son adımımız olan dördüncü adım. Arda arda 4 Pomodoro yaptıysan kendine ihtiyacına göre 15 dakika ile 30 dakika arasında uzun bir mola verebilirsin. Ancak bu da Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyalara dalıp gitmemeye özen göster. Ve son olarak çok önemli bir noktaya değinelim. Pomodoro asla bölünemez. Yarım bir Pomodoro olmamalı. Eğer bölünürse baştan başlamalı. Yani ortasında gidip, yok gidip kahve alayım, mesajıma cevap gelmiş bir bakayım gibi dikkat dağıtıcı çalışmayı bölecek hiçbir şey olmamalı. Yani sonuç olarak 25 dakika boyunca sadece ama sadece hedefine odaklanmalısın. O halde Pomodoro'nun mantığı tam da bu. Dikkatini toplayarak yapman gerekenler üzerinde kontrol sahibi olmanı sağlamak. Ve inan, bu tekniği uygulaman için çok da şeye gerek yok. Malzemeler: kağıt, kalem, timer yani sayıcı. İşte bunları aldığında masana oturuyorsun. Hadi ne duruyorsun? Sıra sende.